Sine TV'den herkese merhabalar. Röportajlarımız devam ediyor. Gaziantep kampındayız ve Gaziantep'in tecrübeli ismi Güray Vural'la beraberiz. Hem ilk yarıyı soracağız, ikinci yarı hedeflerini soracağız ve kendisinin tabii ki ikinci yarıdaki hedeflerini de ayrıca soracağız. Güzel bir ilk yarı olacak Gaziantep için. Güray hoş geldin ve ilk yarıyı senden dinleyelim. İlk yarı bizim adımıza iyi geçti bence. Çünkü yeni oluşmuş bir takımız, yeni yönetim başkanımız, oyuncumuz, hocalarımız yeni bir gruptuk. Kötü bir maçla başladık ama ardından güzel bir topladığımız, özellikle Fenerbahçe maçındaki süreçte aldığımız 10 puanla beraber güzel arkadaşlığımız oldu, güzel birlikteliğimiz oldu ve ilk yarıyı beklediğimizin üstünde bitirdik aslında. Çünkü kolay değil, yeni çıkmış bir takım, ilk sene yeni kurulmuş bir takım olarak bu puan toplama gerçekten kolay değildi. Bunu başardık. Evet, Güray'ın da bahsettiği gibi aslında gerçekten Gaziantep için Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra görsel ve yazılı basın Gaziantep için ligde kalma mücadelesi verecek diyordu. Ligin yeni takımı lige veda edecek adaylar arasında daha ilk kafadan yazılmıştı ama Gaziantep hem oynamış olduğu futbolla hem de toplamış olduğu puanlarla bunu yanlış olduğunu, bunun tersini gösterdi. Ligin ilk yarısı böyle geçti ama Süper Lig için de, birinci lig için de ikinci adaya çok zor geçer. Bir anda bazı takımlar tepe taklak aşağı gidebiliyor. Nasıl görüyorsun ligin ikinci yarısını, Gaziantep'i ve tabii ki ligi? Tabii ki de ikinci yarılar her zaman daha zordur. O yüzden böyle Anadolu takımları için ilk yarı ne kadar çok puan toplarsan o kadar ikinci yarı rahat geçirebiliyorsun. O yüzden aldığımız puanın gerçekten çok önemli ve değerli bizim için. Tabii ki de ikinci yarı kolay geçmeyecek, zor geçecek. 24 puan aldık diye bunun bir garantisi yok. Ama çalışmalarımız sürüyor. Bugün kampa başladık, ilk günümüzdü bugün. Yeni oyuncularımız da aramıza katılacaktır. Ligin zorluğunu, çok yeni oyuncumuz olduğu için aslında ilk yarı bunu anladılar. İkinci yarı daha zor geçeceğini tabii görecekler ama bizim hedefimiz bir an önce barajı kurtarıp 40 puan barajının üstünde bitirip ne kadar erken toplarsak tabii ki de ligin ilk haftasında bunu başarabilirsek sonraki hedefi değişecektir Gaziantep Futbol Kulübü'nün. O yüzden şu an çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. İnşallah ikinci yarıda bu şekilde devam ederiz. Evet, Güray gerçekten hem 5 golü var ama oynamış olduğu futbolla da enerjisiyle, tecrübesiyle de Gaziantep'e büyük bir enerji veriyor, büyük bir renk katıyor ama söylemiş olduğun gibi takviyeler olacak. Ama şu dikkatimi çekti, 40 puan barajı diyorsun. Tabii bu çok önemli bir şey ve çok bence güzel bir şey. Yeri bilmek önemli. Yukarısı olursa da herhalde en iyisi olacaktır. Tabii ki de sonuçta ilk senesinde Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'de bir an önce her şeyi başarmak adına yüklenmek doğru değil benim düşüncem. İlk baş kendi yerimizi garanti altına alıp çünkü kalıcı olmak önemli bu ligde. Ondan sonra hedef değişebiliyor dediğiniz gibi. Önemli olan bir an önce o hedefi bulup sonraki önündeki hedefi oluşturabilmek. Şu anki hedefimiz bu. Peki son olarak da Güray'a kişisel bir hedef soralım. Çünkü belki ülkemizde 30 yaş üstü, 32-33 olduğu zaman birçok futbolcu bırakıyor ama bunun örnekleri de var. Emre Berezoğlu gibi mesela. Senin de mutlaka kariyer planların vardır ki iyi bir sezon geçiriyorsun. Burada başarı gelirse belki ileride yine farklı bir basamak da olabilir. Çünkü sen çok önemli kulüplerde de oynadın. Var mı ikinci yarı için böyle planın? Ya tabii ki öncelikle şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'ne en iyi şekilde hizmet edebilmek hedefim. 2 yıl bir sözleşmem var burada. Öncelikle bunu en iyi şekilde burada bitirebilmek. İnşallah biz ailecek Gaziantep'i gerçekten çok sevdik. Kendi adıma kulübü de gayet tesisleri olsun, ortam olsun, arkadaşlık olsun, maddi manevi her şekilde gerçekten güzel bir kulüp. Gönül ister ki burada sözleşme uzatıp futbolu burada bırakabilmek. Ama futbol hayatında her şey olabiliyor tabii. Anlık çok şey değişiyor. Tabii ki de hedeflerim var. Ben yani oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Fiziksel yapı olarak da buna uygun olduğum için yani 37-38'de de görebileceğimi düşünüyorum. Hedefim tabii ki de en üst seviyede Süper Lig'de futbolu bırakabilmek. Güray son dedim ama aklıma bir şey geldiği için son soru gerçekten bu olacak. Birçok teknik direktörle çalıştın. Birçok kamplarda bulundun. Ben teknik direktörün Sumudika'nın çok renkli bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Hani yaptığı kenardaki hareketleri tabii kamp içini bilemeyiz, soyunmasını bilemeyiz ama birçok teknik adamı değerlendirdiğinde onu nerede görüyorsun? Ya aslında hocamız gerçekten çok dışarıdan göründüğü gibi neşeli ama işine de çok saygılı, disiplinli, taktiksel anlamda takım içindeki duruşu belli. Ben onu Kayseri döneminden de tanıyorum. Bir sene orada çalıştım. Yarın dönemde burada 1,5 senedir tanıyorum hocamızı. Bence üst seviyede bir hoca olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zeki bir hoca. Aslında dışarıda gördüğünüz şeyleri aynısını içeride uyguluyor. Çok bir farkı yok. Gerçekten neşeli bir hocamız var.
Peki Güray Vural'la beraberdik. Gaziantep'in tecrübeli ismiyle çok önemli açıklamalar yaptı. Ona da ligin ikinci yarısında başarılar diliyoruz ve umarız gönlündeki yerde Gaziantep'te futbol kariyerini bitirir diyelim.